Çank. Doğru taksana şunu, eşli olacak. O tablet kaç para biliyor musun sen? İsyanım var lan. Ne diyorsun sen? İki devir kapağı var, turbayı iyice çamar havalı çevirdiniz. Mühendis be, mühendis. Lan oğlum. Bunun ne olduğunu biliyor musun sen? Bu tabletteki bunu bu yapar. Anladın mı? Bak şimdi, bu $100. Aha da bu $100,000. Anladın mı? $100,000. Sizin, sizin. Sanki. Vay be. Cep telefonu, uydu alıcısı, mutfak robotu, erkek bayan ayakkabı. Lan ne işler yaptık be. En sonunda da bu bal işinden battık, iyi mi? Kız şu kadınlara azdırıcı şurup vardı, senin üzerinde denedim hani böyle etkiliydi. Kız ondan amma ümitliydim, ondan da battık ya. Erkekler için olanından daha da ümitliydim, ondan da sıçtık. Yani Esi yavrum, köprüden önce son çıkıştayız, anladın? Tablet işinden de batarsam Fadıl abiden aldığım borcu ödeyemeyeceğim. O borcu ödeyemezsek ne olur biliyor musun? Ne olur? Hiç bilmiyorum, ne olur. Ayrıca bilsem senden niye saklayıp kız burada aile gibi olduk? Ne yapmamı istiyorsun yani? Tablet mi satın alayım? Yok Arzu, bak senden bir ricam var. Kız şu kanal yönetimiyle konuş da şu tanıtımı günde iki defa yapalım be. Hayatım, sen televizyona çıkınca zaten reytingler düşüyor. İyi tamam. O zaman Şükrü çıksın tanıtımlara. Kenan tutmadı, Kıvanç olsun. Ay siz iki salak, ne gerizekalısınız ya. Bak senin saatin geliyor, hadi. Makyajı bekliyorlardır. Android pazarındaki iş hacmimizi çok büyütmek istiyoruz Mümtaz Bey. Yani kabul ediyorum, şu anda sektörde çok yeniyiz. Ama biz bu yolda emin adımlar... Yeni mallar geldi mi Şükrü? Geldi. Yeni parti malları bugün gümrükten çektik. Niye sordunuz? Hayır, bu çimçuklarla, çimlerle bir sorun yaşıyor musunuz yavrum? Yok, hiçbir sorun yok. Her şey son derece iyi gidiyor. Bu tablet işinde bize ön ayak oldunuz. Size olan borcumuzu nasıl ödeyeceğiz bilemiyorum Mümtaz Bey. Şükrücüğüm, Altan'la beraber ta çıraklıktan beri tanırım sizi ya. Akıllı, zeki çocuklarsınız. Bir yola çıktınız. Ya Mümtaz abinizin de çorbada bir tuzu olsun yavrum. Gençlerin önünü açmak lazım ya. Allah, hakkınızı nasıl ödeyeceğiz bilemiyorum Mümtaz Bey. Sizi Kürşat'la da tanıştıracağım ortağım. Mazan Gıda'nın CEO'su. Bu Twitter yüklü mü bunda lan, manita falan ha? Manita? Bakayım. Vallahi emin değilim ama hiç sorun değil. Hemen yüklerim Mümtaz Bey. Sevdacığım, nasıl ama tereyağı gibi akıyor değil mi? Hı-hı. Tereyağı gibi. Bak parmağını kaydır. Nasıl kayıyor bir görseniz. Ayrıca. Yakın plana geçelim. Bizde böyle tableti al git yok efendim. Bir canlı bağlantı. Biz yarın harika hediyeler vereceğiz. Her tableti alana yanında 5 kilo çambalı vereceğim. Ver. Wow. Sesinizden de anladım biraz. Delikanlı bir adamsınız. Size özel bir hediyem var. Kesintisiz güç kaynağı. Kabartıcı. Şurup. Aldığın tabletin yanında sana bunu da hediye ettim hadi. Hadi al git hadi hadi hadi. Bu Çinlerle falan bayağı para kazanacağız biz bu işte. Göreceksin. Keyfin yerine geldi değil mi? Siktiğimin tableti yok. Ne demek yok lan? Yok işte, basbayağı yok. Ne diyorsun oğlum sen ya? Hepsine tek tek baktım. Mavi tablet yok. Mümtaz, ne demek oluyor bu Mümtaz? Mümtaz ne demek oluyor bu? Oğlum sen buradan bir yere ayrıldın mı? Hayır, ayrılmadım Mümtaz Bey. Oğlum peki binaya giren çıkan oldu mu? Hayır, kimse girip çıkmadı. Yani kamyon geldi de ben de buradaydım. Hatta sigaram bitti, onu bile almaya gitmedim. Sabahtan beri burada bekliyorum ben. Mümtaz. Mümtaz, bul şu tabletleri. Dur ya, bir sakin ol. Ne sakin olacağım lan? Oğlum, ne sakin olacağım lan? Kürşat! Ulan!
14 milyonu giden benim lan! Kürşat bir sor şunu yerine ya! Ya! Oğlum bir durum değerlendirmesi yapalım ya! Seçerim değerlendirmene lan! Hani bu adamlar güvenilir adamlardı ha? Oğlum Altan'la Şükrü'nün suçu yok bunda, ben tahmin ediyorum ya. Sorun Çinlilerde ya, bu iple Çinlilerde. Git bak lan sen de! Çabuk git bak! Sor sen de şunu yerine ya! Çıktı tamam, televizyonlar bak! Arkadaşlarımız 7/24 size yardım etmek için orada bekliyordu. Şükrü ve Altan pazarlama garantisiyle her şey sizler için. Yarın görüşmek üzere. Keski kaldı ağabey, tamamdır. Eyvallah dostlar, Sevin ağacım. Ağzına ay sağlık. Yine çok iyiydi, al yine. Evet, sen de. Aferin. Al babacığım sesi de. Son tabletimiz. Ne yapacağız, ha? Sağ ol canım. Altan abi. Sağ ol canım. Altan abi. Ne oldu lan? Ya abi. Ya abi, bir şey yap, dalak şunu ya. Oğlum yayın çıkışındayım. Program çıkışı elimde son bir tane kaldı. Ne sene ne yapayım lan? Ya yalanız. Dur. Oğlum Allah Allah. Ya hadi akşam pazarı. Ver 200 lira al git, kimse duymasın. Abi emrinde 150 lira Allah aşkına ya. Müşteri sikiyorum, bizi sikme. Bardin kardeşim şurada. Oğlum sen ne diyorsun? Ne 150'si lan? Sen bunu bana 150 liradan getir. Ben senden bundan 5 kilo alacağım lan. Fakir fukaraya dağıtacağım. Oğlum malın gelişi bana 150 lira. Altan canım. Görüşürüz yavrum. Bir tane öptüm seni. Yerim ben seni. Abi sen şimdi beni boş gönderme, işte geldim buraya vakit eline taraf ediyoruz lan. İyi lan akşam pazarı, hadi kimse görmesin. Ver 175 al git sor. Mantıklı. Mantıklı, mantıklı. Milletin içinde yaptığına bak be. Bu ne lan? Al abi. Hadi bu üstündeki kostüm yok 25 lira, hadi tamam sor. Bana da müşteriler verdin azıcık kremden. Versene. Azdırıcı mı? He. Tamam dur oğlum. Eski rüzgün müşterilere o dur. Hadi bakayım. E biz de eksik fitiz abi. Nerede hadi? Hadi yürü. Hadi yürü yavrum hadi. Abi yemek oluyor mu? Şahane fasulye var ha. Ben de şunun için bir iki video yapayım. Akşam yemekte görüşürüz. İyi tamam hadi. Hadi. Öpüm abim ben. Şaka. Ha, alo Sibel, ne oldu yavrum? Ali abi, bekleyen müşterinin tabletini gönderdik. Ama sabah sabah bir adam geldi, bütün tabletlere tek tek bakıp gitti. Ortalığı darmaduman etti. İsmail yok mu lan? O ortalığı topluyor şimdi. İyi tamam Sibel, tamam. Biz şimdi, benim bir işim var. İşimiz bitsin, ben ofise geleceğim, tamam mı yavrum? Şimdi telefonu kapatıyorum, acil bir şey olursa mesaj at, tamam mı? Tamam abi, telefon sessizde, mesaj atacağım. Anlaşıldı, görüşürüz, bay bay. Telefon sessiz olduğuna göre bunların karışıver herhalde. Terbiyesizsin sen. İyice sapıttın, farkında mısın? Aşkım senden başkasının gözümü ölmez ki benim. Hadi oradan be, yalancı. Bırdırdırdır anasını satayım ya. Bir yanlışlık olmalı Kürşat Bey. Biz istediğiniz tableti gönderdik. Tablet gelmemiş kardeşim. Adamım tek tek kontrol etti, yalan söylüyorsun. Anan, avradım olsun ki Kürşat Bey. Tablet kesinlikle gönderildi. Paketleri de özenle yerleştirdik. 100 bin dolara kazanacağımız bir işi elimizin tersiyle niye itelim ki? Ulan bana bak Vankyo, dua et o tabletleri bulalım. Yemin ediyorum eğer o tabletleri bulamazsak hem o aptal kardeşlerin hem seni sünnet ettiririm ulan. Sünnet mi? Sünnet nedir ki? Ya bir siktir git ya! Salak herifler ya. Ulan bir işte de sorun çıkmasın be. Sen ne yaptın Mümtaz? Biraz araştırdım. Sonuç? Yok bir şey ya. Ya bak o neydi adları? Altan'la Şükrü'den mi var? Heh, her ne boksa işte. Onlar o tablette bir şey sakladığımızı anlarlarsa var ya, işimiz çok zor ha. Kürşat, onların hiçbir şeyden haberi yok ki. Eyvah. Toplantıya geç kaldım ben ya. Ulan senin kullanacağın motorum ben... Ben de şahidim. Ben de şahidim. Ben de. Senin kabahatin yok abla. Efendim, çok özür dilerim geciktiğim için. Neredesin yavrum sen? Buhmin Bey, Çinlilerle bir görüşme yapıyordum efendim.
Çin'e mi gittin? Yok efendim, internet üzerinden bir görüşme yaptım. Çince biliyor musun ki sen? Yok efendim, nereden bileyim? Neyce konuştun o zaman? Şimdi Bumi Bey, ben şirketle ilgili olarak İngilizce bir görüşme yaptım Bumi Bey. Yalanını yiyeyim. Şu masaya herkesten evvela senin gelip oturman lazım, biliyorum değil mi? Bumi Bey, ben efendim bu şirketin CEO'su olarak her şeyin sorumlusuyum. Yani her şey bana bakıyor efendim. Kaç yaşındasın yavrum sen? Anlamadım efendim. Yaşın kaç yaşın? 36 yaşındayım efendim. Askerliğini yaptın mı? Tabii ki yaptım. Bak, bana öyle kafanı gözünü oynatma CEO. Yok Bumi Bey, olur mu şey efendim? Gece boynum tutulmuş onun için. İyi tamam, hadi aç toplantıyı başlat. Beyefendi, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Hiçbir şeyim yok. Kusura bakmayın, aniden önünüze çıktım. Görmedim sizi. Asıl ben kusura bakmayın. Aman, yani ben sağıma soluma bakmadıysam demek ki. Aman, 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 aman. Arkadaşım, bayanları atlamayı utanmıyor musun? Bu bayan takla atsaydı daha mı iyiydi? Bayan normal geliyordu. Sen önüne çıktın. Durmak zorunda kaldı. Ya tamam kardeşim, sakin olun. Hadi lütfen kalkın. Taksi çağırabilir misiniz? Taksi mi? Ne gerek var canım? Hiç gerek yok. Ben çok iyiyim. Yok. Yok, ben çok iyiyim. Çok iyiyim, çok iyiyim. Hastaneye götürmem gerekiyor sizi. Birader, benim dayıma da böyle motor çarptı. Gel, gel. Daha sonra gel. Beni burnundan geldi lavabo. Ne o? Tellendin mi bana? Hayır, çalışanların yanında böyle davranmanız üzdü efendim beni. Dilde babış gibi. O zaman sen de adam gibi olursun, kendin işin gücüne verirsin. La ne güzel inşaat işiyle uğraşıyordum ya. Geldin soktun bizi organik işine, sonra yanınız bıraktın. Ben hala işimin başındayım Bumi Bey. Bakın mütevazılık yapmayacağım. Benim sayemde bu şirket sektörün lokomotiflerinden biri oldu. Lütfen görün bunu. Ha siktir la, neyi göreceğim? Neyi göreceğim oğlum, her şey ortada. Toplantıya bile geç kalıyorsun la. Kürşat, bak sabrımı taşırma, topun ağzındasın. Nasıl uygun görürseniz Bumi Bey. Neyse ben eve gidiyorum, bir bahçeyle mahçeyle uğraşayım, sizin gibi eşekler unuluyorum. Ha, Mimar Rıza gelecek, sen de evde ol. Her bokun sorumlusun ya. Peki efendim. Ya kusura kalmayın. Şükrü evet. Bakar kaza geçirmiş. Şurada ikinci odada. İkinci odada, sağ ol. Rica ederim. Ulan Şükrü, ulan Şükrü. Şükrü! Ne oldu lan, neyin var? Yok bir şeyim oğlum, küçük bir kaza. İyi misin lan? İyiyim, iyiyim ya, yok bir şeyim. Aman be oğlum, korkutuyorsun adamı ya. Şükrü, doktorla konuştum ben. İşlemleri hallettim. Seni tekrar gözden geçirecek. Çok teşekkür ederim Nazan. Nazan, yani Nazan bana çarpan bayan Altan, yani şirketten ortağım. Çok memnun oldum Altan Bey. Ben de memnun oldum hanımefendi ama yani biraz trafikte dikkat etmemiz lazım. Bak şimdi sen benim ortağımı öldürecek misin? Şimdi bu ölürse ben ne yapacağım ya? Ya yok bir şey canım, hallettik onu Altancığım. Tamam, hallettik. Benim bir randevum vardı. Tabii, lütfen Nazan. İyisin değil mi? İyi. Sonra ararım ben seni. Çok memnun olurum. İyi günler, çok memnun oldum tekrar. Eyvallah, iyi günler. İyi günler. Ne oluyor lan? Şükürler, Nazanlar havalarda falan uçuşuyor. Ne bu samimiyet oğlum? Kendi kendine attın kızın önüne değil mi kendini? Başlama şimdi be oğlum. Hadi bir şunu uzat da gidelim hadi. Ulan dur, zaten Fadıl abi bekliyor. Giy şunları. İnce belime bir şey oldu ama artık bakacağız her yolda. Her halin bir garip oğlum. Hayırlı gündür bakıyor. Şu tuvaletin anahtarı bir versene ya abi. Çok sıkıştım da. Bizimki de kayboldu be canım. Peki abi, eyvallah. Ulan aziyin de bir anahtar yaptırın kendinize lan.
Ya bu Kürşat birden bize niye atarlandı şimdi? Abicim boş ver ya. Kürşat işte. Sinirlenin o değmez o pezevenk. Hayır, biz yıllardır namusumuzda kaçakçılık yapan adamlarız. Ne gerek var şimdi bize atarlanıp falan filan yapmaya? Abi, o tableti ben kendim bizzat koydum kutunun içine ya. Aslı o ip ne yalan söylüyor? Aklı sıra bize para vermeyecek çakal. Ha şunu bileydin işte abicim. Kaplamaya bak, bir de bizi tehdit ediyor lan. Cümleten selamun aleyküm. Oo kardeş. Vay. Kardeşler. Bitti mi lan askerlik? Yer abi, yedik bitiriz çanında askerlik. Öp bakalım. Ulan yani. Burası vahşiyatı gibi lan. Gözünü seveyim, saçmalama. Açıklama kolum kardeşim, açıklama. Oğlum beraber yumuşatacağız işte adamı. Öyledir böyledir ama anlayışlı adamdır Fadıl abi. Sakin ol, gel. Selamünaleyküm. Fadıl abi bizi çarpmış. Fadıl abi diyorum, yukarıda mı? Buyurun. Bu da ben çocukken tezgahtardı, hala tezgahtar oğlum ya. Adama bak, ömrünü yedi burada şuna bak. Çürümüş lan, çürümüş. Oğlum Fadıl abiyle ömür mü geçer, herif ne yapsın? Fadıl abi, bak bir dinle. Benim ismim Fadıl değil lan, Cappar. Abi oğlum, kumarınızı giyin. Bütün parayı arkadaşına, meygen arkadaşına. Lan! Yağ getir oğlum. Güzel olan mı abi? Güzel, 40-50. Hemen abi. Şükrü dizel niye ki lan? Ne bileyim oğlum. Vardır herhalde bu vakit böyle çıkarmasın. Abi nasılsın? İyi değilim. Ne oldu abi? Gribal bir şey mi Fadıl abi? Fadıl kim lan? Para aldığın adamın ismini mi unuttun? Cappar, Cappar, Cappar. Cappar abi, o zaman izin olursa ben hemen söze gireyim. Biz Şükrü'yle yakın zamanda bir Çin şirketiyle anlaştık abi. Evet, Çin'den abi böyle tablet getirtiyoruz, ithal ediyoruz yani. Abi Mümtaz Bey'i tanırsın. Hani caminin altında halıcı Muammer amcanın oğlu. O Mümtaz Bey. Senden iyi olmasın Cappar abi. Yani bize çok büyük destekleri oldu sağ olsun. Bizim tablet işini o soktu bizi yani. Evet abi. Önce de bu Çinlerle falan tanıştırdı. Gerçi Çinler bizimle başta çalışmak istemediler. Tam böyle geri döndüler. Biz Şükrü'yle bunları bir kaptık abi. Kum kapıya götürürsün, masanın üstünde dans ses oynatırsın. Kulaklarla klarneti bir dayadık abi. İşimi anladık. Özür dilerim. Artık tablet sektöründe biz de varız abi. Ne tableti lan bu? Bilgisayar falan mı bu? Ne bu? Böyle böyle. Ha. Hani gıda işi yapacaktınız siz? Benden parayı alırken gıda işi yapacağız dediniz. Bana söyle. Abi bir şanssızlıktır oldu işte. Oğlum iki tane sümüklü velettiniz. Neyinize güvenip de bu işlere girdiniz? Gelmişsiniz karşıma, sektör mektör anlatıyorsunuz bana. Bir ev parası verdim ulan size. Bu mu lan yapacağınız iş? Abi yani gıda sektörü bizi kabul etmedi ki. Biz de tablet işine girdik abi. İnşallah yani yırtacağız, toparlayacağız her şeyi. Ben 35 senedir bu alemdeyim. İşi iyi giden kimseye rastlamadım. Cappar abi, biz bu piyasada sizlerin elinde büyüdük. Vallahi. Sen bizim çocukluğumuzu, küçüklüğümüzü bilirsin, bu kadarlığımızı. Yani biz borcumuza sadızdır, en yakın zamanda da öderiz. Abi, sana karşı boynumuz bükük biliyorsun. Bana karşı herkesin boynu büküktür oğlum. Sizin gibi soysuzlar için bu ofisi yaptırdım. Tavanı da özel olarak Mimar Rıza'ya yaptırdım. Çok güzel olmuş abi, eline sağlık. Tasarımı bana ait. Bir adım gel. Bir adım daha gel. Bir daha gel. Borcunuzu öderseniz böyle olur.
Ödemezseniz git geriye. Geri. 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 İşte böyle. Size bir hafta süre veriyorum. Bir hafta içinde benim paramı ödemezseniz sizi... Abi gözünü seveyim, işler o kadar kötü durumdaki, yani biz daha yeni yeni böyle toplanmaya başlıyorduk. Abi bize biraz daha müsaade etsen, hemen en yakın zamanda ödeyeceğiz, söz. Bana uyanıklık yapmayın. Kurt olmadan kuzu avlanmaz. Ben kurdum, siz de koyunsunuz. Bazen ben de koyun olabilirim. Doğrudur abi. Ne anladın? Şimdi ben demek ki sonunu kaçırdıysam abi, şey yapamadım. Anlama diye söyledim zaten. Anladım abi. Hadi. Sağ olasın. Ulan Şükrü, yani vallahi kafana sıçayım be oğlum. Haplanmış herifi azdırıyorsun. Anladım de yürü git. Ne uzatıyorsun mevzuyu? Haplı herif işte. Allah Allah. Oğlum herif bir koyunum diyor, bir kurdum diyor. Anlamadım ki kardeşim, kafam karıştı. Oğlum herif ne dediğini biliyor mu? Akım derken bokum diyor. Durduk yere kendimizi bir manyağa sardırdık. Nasıl ödeyeceksek o kadar da parayı bilmiyorum valla. Eyvallah. Ulan tek istediğimiz şu heriflerden, şu piyasadan kurtulmaktı be. Hacı dayının orada kuru pilav yemekten sumta sıçacaktık ya. Her gün, her sabah vallahi bangır bangır o köpekleri indirmekten sıkıldım mı oğlum? Oğlum harbiden lan, her gün koli koli mal taşımaktan konkası yaptım lan, şuraya bak. Her gün aynı herifler. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, muhabbet bu, başka bir şey yok. Biz kendimizi hiç geliştiremeyecek miyiz oğlum? Bak şimdi. Tostosum ne oldu kızım? Altın abi, koş koş. Ne oluyor lan? Abi, hemen ofise gelmeniz gerekiyor. Tamam kızım, tamam, geliyorsun. Ne oldu lan? Yürü lan, hemen ofise gitmemiz lazımmış, kalk. Aleykümselam. Ne haber? Sağ olun, sizi sormalı. Hacım, sen bizim Fadıl abiye noterden ihtarname mi çektin lan? Evet, çektim. Niye çektin? Niye çekmeyeyim efendim? Fadıl abi ihtarname çekilir mi lan? Lavuk! Beyefendi kendisi paramı ödemedi, o yüzden ihtarname çektim ben de. Oğlum, sen nasıl bir değişik bir adamsın lan? Senin ruhu sıkıntıların var koçum. Abazan mısın oğlum sen? Estağfurullah efendim, şimdi bakın. Fadıl abiniz kafama silah dayadı. Bütün meslek ilkelerimi ayaklarım altına aldırıp bana tavanı yamuk bir oda yaptırdı. Bu da yetmezmiş gibi paramı ödemedi. Ben de noterden ihtarnameyi çektim beyefendi. İyi yapmışsın. İyi. Bak kardeş, biz mafya değiliz. Nesiniz peki? Biz hayvanız. Hayvan! Datma seni! Kırın! Bir dakika! Beyefendiciğim, bakın buradaki her şeyi kırıp dökebilirsiniz. Yalnız o tableti alabilir miyim? Niye? Çünkü manevi bir değeri var. Abicim, kusura bakma. Dışarı çıkamadığım için ben de mecburen televizyondan sipariş ettim bunu. Teşekkür ederim pırlantam. Niye zahmet ettin? Lütfen. Teşekkür ederim. Thank you.
Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sibel Hanımcığım, ne oluyor efendim? Müşterilerin tabletleri arızalanmış. Bazıları patlamış. Patlamış mı? Kız! Patlamış, patlamış. Yetkilisiz misiniz? Buyurun. Biziz efendim, böyle. Akşam internete giriyordum, siktiğim tableti. Abi bir dakika, ne yaptın ya? Hallederiz. Ya dünyanın parasını verdik, elimizde kaldı bunlar. Çocuk bir oyun oynayamadı yani. Bir anda dumanlar filan. Allah Allah. Ne olacak bu tabletler? Kaldı elimizde. Paramız ne olacak, paramız? Ya bir saniye arkadaşlar. Efendim lütfen sakin olalım. Görmüş olduğunuz arkadaşımız İsmail Bey, şirketimizin halkla ilişkiler müdürüdür. Bu tabletlerde yaşanmış olan sorunla ilgili bir arıza raporu tutacak ve derhal servise gönderecek. Siz değerli müşterilerimizi hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz. Al tabletini, ver paramı kardeşim. Ben paramı istiyorum. Baba servise yollayacağız. Bir dakika abicim ya. Abicim servisimiz yok bizim. Otur yaz bir şeyler kağıda. Gerizekalı mal. Ayrıca Sibel Hanım sizlere şimdi soğuk su ve meşrubat servisi yapacaklar. Tekrar siz değerli müşterilerimizden son derece özür dileriz. Kusura bakmayınız. Geçiniz. Buyurun. Bir rahatlayınız. Sibel, kalk, kalk. Kalk. Sibel'cim bol canı doldur. Üzerinde de bol bol buzat. Hadi canım. Hadi, hadi. Sizi de böyle alayım. Hemen bir arıza raporu düzenleyelim İsmail Beyciğim. Arkadaşları daha fazla uğraştırmayalım. Hadi canım. Karında bek sana duymuyor. Aç al lan. Beyler, sizi dövdüğüm için çok özür dilerim. Şiddet yanlısı bir adam değilim. Ama benim için manevi değeri olan bir eşyaya zarar verdiniz. Ayrıca benim kanuni haklarım var. Gerekirse bir ihtarname daha göndereceğim. Ha bu arada, çok önemli bir randevum var. Çıkmak zorundayım, kusura bakmayın. Ambulansa ihtiyacı olan varsa 112'yi arayabilir. İyi günler. Lan mimar! Senin kanuni hakkına sıçrayım lan! Arkamdan küfür etme lan! Arkamdan küfür etme! Terbiyesiz, şerefsiz! Lan ya! 50 sefer söyledim şunu bağırtırma şurada diye ya. Bu kız da laf anlamıyor ya. Ya Kürşat, bunları aldın, geldin, verdin elime işin gücün şekil Şemal ya. Güzeldi kız mı? Vah. Merhaba baba. Aman güzel kızım gelmiş. Nasıl, memnunsun değil mi motordan? Baba. Heh. Bugün bir adama çarptım. Hadi ya, nerede şimdi, hastanede mi? Tamam, sakin ol. Adamın bir şeyi yok. Benim de bir şeyim yok. Motorda da bir şey yok. Hatta iyi ki oldu bile diyebilirim. Bu senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu ya? Ya baba tamam, panik yapma. Çok seviyorum seni ben. Çok mutluyum. Antrenman yapacağım biraz. Görüşürüz baba. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Elin adamına çarpmış, umurunda değil, mutluyum diyor ya. Lafa bak. İçine sıçtığımız sülalesinde bir tane akıllı adam yok ki. Sibel'cim, bardaklar boşaldıkça doldur, tamam mı? Hiç boşlama, aman diyor. Gözünü seveyim. Hadi. Tamam, şükürler. Bu. Buldum. Lan Altan! Oğlum kaldır lan şunu, şimdi bir müşteri gelecek. Dur oğlum, tamir etmeye çalışıyorum. Edemezsek de yollayacağız heriflere. Kime? Çaylizlere. Lan oğlum hasta mısın? Bunun bize gelişi 45 lira lan. Şimdi postaya versek en az 100 lira. Oğlum ne yapacağız ya? Ya kolayı var kardeşim. Her gelene yenisini vereceğiz. Nasıl yani? Oğlum yenisini niye verelim durup dururken lan? Kardeşim eskisini getir, yenisini götür hesabı. Şükrü oğlum, ben senin fikrine sıçayım. Oğlum sende nasıl bir akıl yokmuş böyle ya? Ben seninle nasıl ortaklık kurdum lan? Ya kardeşim. Yürü git. Oğlum burada bir elektrik var. Burada bir şey bulamadım. Burada bir şey var. Şu ne lan? Oğlum elektrik var diyorum, gerizekalı. O yüzden patladı. Bak. Ondan çarpıyor o zaman bu. O yüzden kafayı yedi bence. Patlaması o yüzden. Herif asılırken lat diye patlamış. Kolay gelsin efendim. Ha Kürşat efendi, gel bak. Bak. Domatesin tam olgunlaştığı çağı bu işte. Görüyorsun değil mi? Nasıl şempanze goti gibi kızarmış. Hey yavrum, domates bu işte. Muhteşem efendim, mükemmel. Efendim izninizle domatesin bir fotoğrafını alsam Twitter'da paylaşmak için. Senin fotoğrafını da sikeyim, tweetini de sikeyim. Kim lan bu herif, Kürşat? Efendim internet sorumlumuz Berksan Bey.
Ne iş yapıyorsun oğlum sen? Sizin söylediklerinizi an be an Twitter'dan paylaşıyorum efendim. Ne yapıyorsun? Tweet atıyorum efendim. Tweet ne lan? Efendim bakın şimdi. Sizinle ilgili güncel konuları anında paylaşıyoruz. Takipçileriniz var. Bakınız. Çoğu sizin köyden. 15 bin takipçiniz var. Kaç para maaş alıyorsun oğlum sen? Aylık 5.000 lira efendim. Tweet ne lan? Şirket imajımızı yumuşatırız diye düşünmüştüm. La oğlum millet Jüpiter'e gitti, Ay'a gitti lan. Memlekete köprü mü yaptın, yol mu yaptın? Apes evet. 5.000 lira maaş alıyorsun. Lan mühendise vermiyorsun bana parayı. Asgari ücret neye yetmiyor? Amına kodu. Bun Bey bakın şimdi. Gidelim Berksan. Gidelim. Durum açıklayacak. Gidelim Berksan Bey. Yürü lan. Kürşat Bey bir saniye. Yürü. Bak, ya küfür ediyor ama bana. Yürü. Senin Allah belanı versin Kürşat gibi. 5.000 lira maaş veriyorsun bu hayvana ya. Soydunuz soğana çevirdiniz la beni. Tomatiz de mundar etti. Pezevenk ya. Bumin Bey, kolay gelsin. Kusura bakmayın, biraz geciktim efendim. Birkaç pürüz çıktı ama sizinle ilgisi yok. Ben çizimleri ve hesaplamaları bitirdim. Dilerseniz sunuma geçebilirim. Tamam, yalnız benim bir 10 dakikaya ihtiyacım var. Söyleyeceğim. Serinletmem lazım kendimi. Siz hazır olunca bana haber verin. Kolay gelsin efendim. Amına kodumun çocuğu ya. Sana demedim mimar. Lan tomatiz öyle tuturum, cort diye ya. Avradını siktiyip. Tweetmiş. Şükran bittik oğlum. Dur bakayım. Hadi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel. Hadi adam. 1, 2, 3. Hop. Port. Lan. Ha bunu ne koyayım? Gel buraya koy. Koy. Koş. Dur oğlum dur. Hepsi mi bozulmuş lan? Hepsi mi lan? Lan çık lan dışarı. Çık lan dışarı. Dış. Volvo'nun kılıklı X-Men. Şükrü ne yapacağız? Altan, oğlum bu ne hal lan? Ofise bak, teknoloji çöplüğüne döndü anasını satayım ya. Of. Altan, oğlum bu Çinliler şimdi bu tabletlerin parasını da isteyecekler. O işi hallettim oğlum. Nasıl lan? Bu Fadıl abinin böyle karşılıksız çeki var ya, şu. Yollayıverdim oğlum Çinlilere, kakar dedim. Oğlum ne yaptın lan? Evet. Evet, öyle. Evet, evet. Tamam. Teşekkür ediyorum. Bekle ettiğim için özür diliyorum. Sayın Vanki. Estağfurullah koçum. Bunu anlayabildiniz mi Müdür Bey? Evet. Bu bir banka çeki. Türklere ait bir çeşit alışveriş metodu. Bu banka çekini bir kişi yazar. Herkes arkasına imiz arayıp birbirlerine verirler. Sürekli olarak piyasada donayarı durur. Herkes marun arır. Bu çeki marun aradığı adama verir. Bu kısır döngü böyle sürer gider. Kimse para kıramaz. Sadece bir kağıt parçası orup darıp da donayarı durur. Yani takas gibi bir şey mi? Hayır. Bu çevirimin sonunda genellikle birbirlerini vururlar. Vururlar? Vururlar. Bu kadar yıprandığına göre çok uzun zamandır piyasada olmam. Yıllardır böylesini görmemiştim. Müthiş bir parça. Bir sanat eseri. Majestik, muhteşem. Peki karşılığı var mı? Karşılığı. Olmaz mı? Var tabii. Neydi? İşte bu. Nokta 3, nokta 4. Konuşuyor. Nokta 1, nokta 2 durum nedir? Bunlar ne lan evimin içinde? Koruma istemiştiniz ya Bumin Bey. İyi de oğlum burası Cumhurbaşkanlığı köşküm ya. Muhafızalayın dikmişsin etrafa. Bunlar ne oğlum? Efendim bunlar professional koruma. Ha, Kürşat senin yapacağın işin tamamına koyuyor. Rıza Bey. Havuz için ağaçları keseceksiniz değil mi? Hayır efendim ağaçlar kesilmeyecek. Ne demek kesilmeyecek? Kocaman evin küvet gibi bir havuzu mu olacak? Kesmiyorsa kesmiyor. Bırak karışma adamın içine. Bir bildiği vardır ya. Hayır efendim. Küçük bir havuz evin değerini düşürür ya o bakımdan. Beyefendiciğim kusura bakmayın ama meslek ilkelerimde ağaç kesmek gibi bir şey yok. Yani izin verirseniz o ağaçlar kalacak yoksa ben projeden çekileceğim. Siz işinize bakın efendim. Ben burada Bumin Bey ile konuşuyorum. Evin sahibi o. Kararı o verecek değil mi? Beyefendiciğim. Bumin Bey kusura bakmazsanız ben oraya size çok güzel bir havuz yapacağım. Hem ağaçları kesmeyeceğiz hem de çok kullanışlı olacak yani. Ya Kürşat Nazan'ın evi şahane oluyor ya. Bırak adam bildiği gibi yapsın karışma. O ne yapar eder bir şey yapar. İyi mimardır lan o. Haklısınız efendim. Herkes haddini bilmeli. Ne yaptın arkadaşım ya? Oo! Fişi taktım efendim. Yanlış fişi taktın sen. Bir problem mi var Rıza Bey?
Efendim tablet yandı. Olabilir, olabilir. Ne var bunda? Yani yenisini alırız, olur biter. Siz devam edin anlatmaya. Bakın bekliyor bu Ümit Bey. Da efendim şu an sunum yapamıyorum. Çünkü sunum yapacağım bütün bilgiler tablette kayıtlıydı. Yani arkadaş yüzünden... Ne oluyor lan? Tablet bozuldu bu Ümit Bey. Tablet ne lan? Bilgisayar efendim. Ben bahçedeyim. Tamir olunca bana haber verin. Sizi hiç sevmedim Rıza Bey. Hiç sevmedim. Efendim? Sizi hiç sevmedim efendim diyorum. Bakın Bumin Bey'in yanında böyle ileri geri konuşup bana ayar çekmeyin. Sizi öyle bir döverim ki eşek sudan gelinceye kadar. Efendim anlayamadım yine. Dövdürürüm. Bakın Kürşat Bey. Ne yaparsanız yapın o ağaçlar kesilmeyecek. Bitti. Kesilecek. Kesilmeyecek efendim. Kesilecek. Kesilmeyecek. Kesilecek. Bakın kesilmeyecek. Kesilecek. Kesilmeyecek lan! Kırın kafasını! Rüşat ne oldu oğlum nereye? Şey efendim acil bir işim çıktı. Hay sıçacağım senin işlerine. Ne bitmedik işlerin varmış ya? Kürşat! Rıza ne oldu oğlum? Bumin Bey. Lütfen bu ağaçlar kesilmesin efendim. Artık bu ağaç sorununu geçti. Bu zihniyet problemi haline gelmeye başladı. Ben size orayı çok uygun bir şekilde yapacağım. Hiç merak etmeyin. Ama bu ağaçları kesmeyelim efendim. Tamam oğlum ağlama. Kesmeyiz olur biter ya. İyi günler efendim. Ha bu arada bir de korumalarınızı biraz hırpaladım. Özür diliyorum efendim. Kürşat Bey ne tarafa doğru gitti efendim? Şöyle gitti ne bileyim. Ne oluyor lan? Uyardım, kırma dedim sana şu. Haline bak ya, şunun haline bak. Allah'ın öküzleri, o öyle kırılmaz, böyle kırılmaz. Yiterim. Çalışıyor mu? Ya mucizelerin adamı Altan geldi, yakışıklın geldi. Bir merhaba yok mu be? Ay Altan çok işim var. Hem senin mevzuyu daha konuşamadım. Yok, ben onun için gelmedim. Alakası yok. Ben sana küçük bir hediye aldım tatlım. Dünkü patavatsızlığım için de özür dilerim. Aç bakalım kız. Bir de bu var. Altan bu ne? Çiçek. Plastik çiçek. He. Ya ben Halkalı İkitel'de şimdi plastik enjeksiyon atölyesi açacağım da... Çinlilerle böyle plastik çiçek böyle imalat yapacağız bizim Şükrü'yle. Sana da bir danışayım dedim. Ama bu numune. Elimde bir tane kaldı kız. Yani tamam sana getirdim ama alacağım yani. Geri alacağım. Alayım mı? Alayım mı? He? Yavrum kızma, numune ne yapayım? Allah'ım! Ah oh, siktir, kafa yarıldı ya lan. Hah, güzel. Allah Allah. Ne işler çeviriyorsunuz siz ya?
oldu lan size? Adam mı tuttu sizi de öldürmek için? Hayır abi, bizzat kendisi de öldü bize. Kim? Bizim Yumuşak, kibar mimar mı? Abi, sanarsan o adam hayatı boyunca hiç kavga etmemiş. Bütün enerjisini bize saklamış. Tek başına dövdü abi bize. Ne içtiniz lan siz? Hangi kafadasınız? Bir şey içmedik abi. Kaldırın bakayım kafalarınızı. Adamda deli kuvveti var abi. Tutamadık abi herifi. Herif hem dövdü hem de özür diledi bizden. Kültürlü adamın hali başka oluyor. Bak, güzel tertemiz yapmış sizi. Yıkılın karşımdan. Yıkılmayın, yıkılmayın, durun. Hadi hep beraber şu Mimar Rıza'yı bir ziyaret edelim bakalım. Sakin olun. Eğer sakin olmazsanız hızlı bir şekilde buna bir çözüm üretemeyiz. Değil mi ama? Beni dinleyin. Şimdi Sibel Hanım size meşrubat servisi yapacak. O arada biz de Altan'la bu sorunu nasıl çözebiliriz onu düşüneceğiz. Tamam, anlaştık mı? Sakin olalım. Sakin olun. Kontrolalım. Çözeceğiz. Yine hiçbir şey bırakmamışsın. Şekerli su. Şu an içecek Allah aşkına. Yandım kızım, çok sıcak. Sıcak değil. Her şeyi içiyorsun, her şeyi. Oh. Ya Rabbi şükür anamdır öyle ayaklarına demeyin. Oh be. Ne olmuş lan buraya? Allah Allah. Rıza Düzgün yüksek mimar. Nerede lan bu herif? Yok abi, herhalde gelmemiş. Niye kırdınız lan kapıyı? Kimsin lan sen? Kapıcıyım abi. Nerenin kapıcısı? Buranın kapıcıyım abi. Nerede bu mimar Rıza? Abi, sabahtan geldi. Bir iki parça bir şey aldı gitti. Ben bir süre buralara gelmeyeceğim dedi. Ben yokken çiçeklere sütü dökersin dedi abi. Sen beni tanıyor musun? Çıkaramadım abi. Benim kim olduğumu biliyor musun? Bilmiyorum abi. Benim adım Cabbar Çakar. Bunu böyle bil. Tamam mı? Cabbar abi. Allah seni. Altına da mı kaçırıyorsun sen? O zaman seni ödüllendirelim. Yedirin çiçekleri. Abi siz söylediniz. Abi dur. Abi dur. Siz söylediniz. Ben çalmadım. Söyleyecek kapağı. Söyleyecek kapağı. Abi vur. Vur. Yaz kızım. Aferin kızım. İsmail oğlum, ne yapıyorsun? Niye kıvranıyorsun? Niye yazmıyorsun yavrum? Ne biçim yazıyorsun? Kalk, kalk. Kalk şuradan, kusura bakmayın. Arkadaşlar, kusura bakmayın. Şuradan. Kusura bakmayın efendim. Şikayetimiz nedir? Kar istiyorum. Karı mı istiyor? Kar istiyorum lan. Ne istiyorsun? Ne oluyor bu lan? Ne oluyor abi? Enerji ne oluyor? Enerji ne oluyor? Enerji! Ne oluyor ya? Ne oluyor? Sen İsmail ya. Odaya gideceğim. Abi ne oluyor?
Sibel kızım iyi misin ya? İyi misin kızım? İyiyim, iyiyim. İsmail içeride kaldı. Yapma be. İsmail'i gönderdi. Biz hallederiz bunu. Hadi. Yürü lan manyak. Ben niye kaçıyorum arkadaş ya? Birader sen kimsin be? Ben de sizin mağdur müşterilerinizden biriyim. Ha biz tanışmıyoruz yani. Tanışmıyoruz. Tamam kardeşim bak biz senin bütün zararını ziyanını ödeyeceğiz tamam. Şu büroyu bir temizleyelim halini yerine getirelim. Hesaplaşacağız tamam mı kardeşim? Arkadaşlar sorun o değil. Bende size ait bir şey var. Ne? Yani bunlar şimdi bizim tabletlerin içinden mi çıktı? Ne yazık ki. Gel Şükrü gel. Bunlar ne? Ne bileyim ben. Arkadaşlar vallahi bilmiyorum. Onu sizin bana söylemeniz gerekiyor. Bak canımın içi kardeşim benim. Sen ikide bir bize laf sokuşturuyorsun. Ama biz de şu anda görüyoruz değil mi lan? Ha. Ya kardeşim biz sadece Hong Kong'dan aldığımız tabletleri satıyoruz. Bizim uyuşturucuyla falan ne işimiz olur Altan? Doğru oğlum doğru. Ne işimiz olur? Biz tabletleri getiriyoruz. Lan Şükrü. Biz nasıl bir işin içine girdik oğlum ben ha? Ne bileyim oğlum. Siz bunların ne olduğunu bilmiyorsunuz yani öyle mi? Ha? Vallahi bilmiyoruz ya. Gördüğünüz gibi bütün teknik işlemleri hazırladım. Sadece tohumların gelmesini bekliyorum Kürşat Bey. Ama tohumlar daha elimize geçmedi. Ama efendim devamı olarak Paris'ten arayıp duruyorlar. Bildiğiniz gibi tohumları işleyip göndermemiz gerekiyor. Biliyoruz salak. Bu tesisi niye kurduk sanıyorsun? Bana ukalalık yapma. Hoş geldiniz Mumi Bey. Buyurun odama geçelim efendim. İstemez. Bana bak. Buyurun. Nazan motosikletle herifin birine çarpmış. Yapmayın efendim yapmayın. Ben demiştim motosiklet almayın bir kaza olur demiştim. Tamam lan tamam yalakalık yapma. Peki. Herif şikayetçi olmamış ama sen yine de bir araştır herifi bul. Lüzum ederse eline 3-5 kuruş para sıkıştır. Bu konu kaparsın imzalı kağıt falan ve sonunda rezalet çıksın isteme. Peki efendim merak etmeyin ben bu işi halledeceğim. Mimardan haber var mı? Yok efendim. Ofisini aradım cevap bile vermedi. Ya Çin'e kadar olan arkadaşlar 3 lira izbandut gibi korumayı diyormuş ya. Şöylece gelmiş bir de özür diliyor. Kızamadım da herife. Kendine dikkat et ondan söylüyorum sana o yüz biliyor. Olmuş lan burada. Allah Allah. Çankyu! Çankyu! Evet. Her tarafa bir bak. Ne olacak abi? Kaçmış şerefsizler. Kimse yok abi. Tam da tahmin ettiğim gibi. Çok büyük taklaya geldik. Hem mallarımızı aldılar... ...hem de bize sahte çek vererek... ...bizle dalga geçtiler. Bunun hesabını verecekler. Çankyu! Çankyu! Gidiyoruz. Tamam. Ben sana söyledim. Mümtaz ben sana söyledim. Bu adamlar salak değil dedim. Bu adamlar paketler alıp kaçacaklar dedim. Ama sana dinletemedim işte. Ya Kürşat bir sakin ol. Hayır bu adamlar paketleri alıp kaçsalar bile nereye gidecekler? Gittiler kime satacaklar? Ulan adamlar içerisinde ne olduğunu bile bilmiyor. Mümtaz. Mümtaz o adamları bul bana.
Bak illa ki ortaya çıkacaklar, o adamları bana bul. O paketler bana gelecek. O paketlerin içinde 14 milyon dolar var. Beni delirtme. Ne bok yersen ye. O adamları bul ve bana getir. Neyse. Şimdi ben Nazan'la konuşmaya gidiyorum. Bir gelişme olursa ara beni. Mümtaz. Ulan biz siz eksiktiniz be. Efendim Vankyo. Merhaba Nazan. Oo, meşhur siyemiz Kürşat Bey gelmiş. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hayrola, buralara kadar geldiğine göre önemli bir işin olmalı. Sen sevmezsin pek beni. Yok, estağfurullah. Bumin Bey seninle konuşmamı istedi de o yüzden. Ne o? Yoksa boksa mı başlamaya karar verdin? Hayır tabii ki. Dün tatsız bir olay olmuş, bir kaza yapmışsın. Ha, şu mesele. O konu kapandı. Kimse kimseden şikayetçi değil. Güzel ama yine de Bumin Bey adamla görüşmemi istedi, özür dilemek adına. Biliyorsun Bumin Bey işini şansa bırakmaz. Öyle bir şey yok. Şükrü gayet iyi. Sürekli beraberiz. Bir dakika. Şükrü kim? Çarptığım adam. Ha. Başka bir şey? Yok. Akrep burcu mu? Balık. Sakin olun, sakin olun. Arkadaşım gelecekti. Büyük ihtimalle odur. Paniklemeyin. Geldim. Gel. Hoş geldin. Beyler, tanıştırayım. Arkadaşım Pıtırcık. Kendisi atom yüksek mühendisidir. Ama işini yapmıyor. Gerçi ülkemizde kim okuduğu işi yapıyor ki? Pıtırcık. Arkadaşlar, Pıtırcık poşetlerde ne olduğuna bakmaya geldi. Kendisinin her konuda bilgisi vardır. Merak etmeyin, güvenilir adamdır. Bu herif galiba bizi çok salak zannediyor. Kim? Kürşat mı? Hayır, Mümtaz. Bundan böyle bana çalışacaksınız. Ya Kürşat Bey? Kürşat'ı boş verin. Kürşat sizi de beni de kazıklıyor. Nasıl yani? Aslında biz size bu partiden 300 bin dolar para verecektik. 300 bin dolar? Ama 100 bin dolar aldınız. Yani üçün birini. Üçün biri? Her neyse, bak Vankyo. Kardeşlerini alıyorsun, ilk uçakla Hong Kong'a geçiyorsun. Ve benden haber bekliyorsun. Bundan sonra birlikte çalışıyoruz, tamam mı? Bence akıllı ve kurnaz bir adamdır ya. İşte bu yüzden bizi kandırmaya kalkıyor ya. Yok Kürşat bize az para veriyormuş da, kazıklıyormuş da falan filan. Biz de yedik amına koyayım. Abi, sence kazıklıyor muydur? Tabii ki kazıklıyor. O zaman mevzu ne? Hemen dönelim. Bundan sonra Mümtaz'la çalışalım abi. Kafanızı biraz çalıştırın be. Hiçbir yere dönmüyoruz. Bırak o bizi döndü sansın. Burada ne yapacağız abi? Paketler Altan'la Şükrü'de değil mi? Onları bulup paketleri geri alacağız. Yok artık. Abim doğru söylüyor aslında. O paketleri neden biz almayalım? Hem bütün para da bize kalır. Aslında doğru. Bütün para bize kalır. Al şunu bileydin. Aha, Altan. Ulan Altan, neredesiniz lan? Kitapsızlar. İyi misin kardeşim? Bakayım ben. Yüzünü bir... Allah senin belanı versin Altan. Bana bak bana. Bunu kerhaneye mi götürüyorsun? Masaja mı götürüyorsun? Nereye götürsen götür. Biraz rahatlasın. Ondan sonra salim kafayla işimize bakalım. Yuh artık. Bu kadar kötü mü ya? Hayırdır abi, ne oldu? Bitki tamamı bunlar. Yapma ya. Yani bunlar domates, biber, patlıcan gibi şeyler yani, öyle mi? Öyle değil. Genetiğiyle oynanmış tohumlar bunlar. Kedi oğlu yani. Yani maymunun özellikleriyle oynayıp eşek, hatta eşe ol eşek yapmak gibi bir şey. Bravo, çok güzel açıkladın.
Ne diyorum ben? Geçmişi anlamıyorum. Şey, normal değil herif, normal değil. Evet, evet. Bu Altan'la Şükrü'yü tanıyan eski bir dostumla karşılaştım. Konuştum. Bulup getirecekler bize. Hadi hoş geldin. Adıl. Bu Adıl rahmetli oldu. Cabbar artık. Benim sebebi ziyaretim şu Cabbar. Bizim bu Altan'la Şükrü'yü tanırsın. Bunlar ofisi falan kapatmışlar. Şunları bana bul ya. Ben de onları arıyorum Mümtaz. Niye arıyorsun? Alacağım var onlarda. Ya sana olan alacaklarını ödeyeyim. Ayrıyetten bir 100.000 dolar da para ödeyeyim sana ben. Vallahi Mümtaz sen neyin peşindesin? İki tane sümüklü için bu para fazla değil mi? Neyse sen orasını bırak. Dediğim gibi yani getir adamları al paramı. Bir dakika. Kelle başı 100.000. Getir 200.000'i. Bonservislerinde sana veririm. Tamam mı? Senin bulduğun adamlar genelde öküz oluyor ama Mümtaz. Ama neyse. Yine de Fadıl'a bir iyiliğimiz dokunacak. Nasıl yani? Nazan. Nazan kim lan? Vumin Bey'in kızı. Ne olmuş ona? Şükrü'ye aşık olmuş. Ne diyorsun lan sen? Ya işte böyle Mümtaz'cığım. Dünya senin sandığın gibi kocaman değil. Aslında küçücükmüş Mümtaz. Ne oluyor lan? Hadi koş Fadıl'a yetiştir hadi. Koş koş. Fadıl, Fadıl, Fadıl. He? Vay. Buyurun. Bu senin mi? Evet, benim kaşem. Peki, Altan'la Şükrü'yü tanıyor musun? Evet, tanıyorum. Tekrar soruyorum. Altan'la Şükrü nerede? Ya kardeşim bak, bir saattir soruyorsun, bir saattir cevap veriyorum. Bilmiyorum lan! Ulan bilsem de cevap vermiyorum lan, söylemiyorum var mı? Söylemiyorum oğlum. Söylemiyorum. Bu memlekette insanın başına ne geleceği belli mi? Götüme kazık giriyor lan! Bu heriften hiçbir şey öğrenemeyeceğiz. Abi, Çin işkenceyle dalga geçiyor herif. Adam resmen bize dalga geçiyor ya. Diğerlerine gidelim. Elbet tanıyan çıkar. Bak, burada numaramız yazıyor. Hocam. Bir şey duyarsan ya da görürsen bizi arayacaksın. Oldu canım. Oldu. Oldu annem. Nereye? Dur! Dur gitme lan! Lan dur! Küçük esnafı bitiremeyeceksiniz lan! Duydunuz mu? Duydunuz mu? Kopma! Kopma Allah rızası için kopma! Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kardeş bu kaşe senin mi? Benim. Altan'la Şükrü diye birini tanıyor musun? Tanıyorum evet. Ne yüzü neydi birader? Altan'la Şükrü nerede lan konuş! Bak benimle öyle lanlamanlı konuşma birader! Efendi ol biraz! Abi bir saati geçti ha. Bundan bir şey çıkmayacak. Gidelim diğerlerine bakalım. Ulan şuradan bir kurtulayım var ya. Bak sizi bulacağım. Aklınızı alacağım oğlum! Anladınız mı lan? Gangnam Style'lar! Bittiniz oğlum siz! Boşalayın oğlum mu? Abi, tansiyonum düştü, iyi misin? Ya bunlar nasıl insanlar? Bütün yaşam enerjimi aldılar. Kendimi yorgun ve çok çaresiz hissediyorum. Olmayacak böyle. Hadi. Gelin, gelin. Nesi var lan bunun? Bilmiyorum abi. O günden beri böyle abi. Gir içeri. Ayakkabılar. Gir yavrum, gir. Gelin, gelin. Oturun şöyle, oturun. Sizler? Dışarıda durumlar nasıl?
Eşyalarınızı almak için apartmana gittik abi ama kapının önünde sopalı adamlar bekliyordu. Fadıl abinin adamları. Fadıl abinin mi? Evet abi. Biz de apartmana kapıcı dairesinden girmek zorunda kaldık. Ulan herif kapıları nöbetçi dikmiş, iyi mi? Görüyor musun oğlum? Bak battığımızı anladı, borcunun peşine düştüler. Sadece olsa iyi abi. Başka? Çinliler. Hani iş yaptıklarımız. İstanbul'a gelmişler, sizi arıyorlarmış. Gelinlikçi Tayfun abi söyledi. Gelinlikçi Tayfun mu? La heriflerin gelinlikçide ne işi var? Vallahi bilmiyorum ama ne pahasına olursa olsun onları satmadım dedi. Bir de şey verdi. Adamların telefon numarasıymış. Oğlum sana bir şey diyeyim mi? Bu Tayfun abi eli öpülecek adam ha. Ver lan bakayım şuna. Vay anasını. Ulan bizim Tayfun abi totoştur botoştur ama delikanlı heriftir ha. Biz de evleneceğiz ya abi, o yüzden gittik. Malum yanıyor. Şu abi donlar ne? Lan! Bırak lan onları, bırak lan! Gerizekalı. DNA değişecek. O ne lan? Hoş geldin Fadıl abi. Fadıl değil lan, Cabbar. Pardon abi. Ne yapmışsın lan kendine? Ben yapmadım abi, onlar yaptı. Nerede lan Altan'la Şükrü? Cabbar abi, sen sorma şu ibneleri bana bari ya. Sabahtan beri Çinliler geldi, Japonlusu geldi, uzaylısı geldi. Bütün önüne gelen ibneler bunları soruyor, sen sorma bari. Ben liste başıyım oğlum. O iki soytarıyı buldun mu bana haber vereceksin. Tamam abi, emredersin abi. Kapat. Cabbar abi! Mimar haklı. Boğaçlar kesilmez. Yani bir kıtırık havuz için boğaçları kesmeye değmez. Rıza bilir işini. Rıza'yı tanıyor musun? Çocukluk arkadaşım diyelim. Nazan, bu aralar eğer benim başıma bir şey gelirse... Nasıl bir şey gelirse? Yani hani birileri beni vurursa ya da kaza falan tutturursa... Ne diyorsun sen Şükrü, ne kaza tutması? Yani ne bileyim canım işte hani bu aralar eğer benim başıma bir şey gelirse... Ben sana aşık oldum Nazan. Bunu bilmeni istiyorum. Ben de sana aşık oldum Şükrü. Hadi ya. Yani ciddi misin? O gün sana çarptığım gün var ya... Ne oldu bilmiyorum ama... Sanki vücut kimyam değişti. Bir şey sürekli beni sana itiyor Şükrü. Bu Türkler çok taşaklı ya. Bildiğimiz bütün Çin işkencelerini yaptık. Bana mısın demediler. Umudum kırıldı. Hevesim gitti. Abi atlayıp gidecek mi acaba ya? Böyle bulamayacağız bu herifleri. Pes etmek yok abicim. Bulacağız. İlla ki bulacağız onları. Bu kim lan? Alo. Alo. Gangnam Style. Bozdurabildin mi çeki? Kimsin lan sen? Oğlum tanımadın mı lan? Altan Altan. Kaldıran. Altan mı? Neredesiniz lan kitapsızlar? Sakın konuş. Ürkütme. Altancığım, ortağım nasılsın? Seni çok aradık. Tamam oğlum, tantana yapma, uzatma. Bana bak. Aradığınız şey bizim elimizde. Chinese. Peki, karşılığında ne istiyorsun? Bak, saat akşam 9'da sizin otelin karşısında taksi durağı var ya, oraya gelin. Efendi gibi çözelim bu meseleyi, tamam mı yavrum? Kung fu yapmayalım. Tamam. Nokta 2, nokta 8. Nazan Hanım çıktı. Senle de babanla da bir işimiz yok Nazan Hanım. Bir süre misafirimiz olacaksın. Bayanın da konuşanını hiç sevmem. Ne oluyor lan böyle? Salak mıyız biz oğlum? Gecenin bu vakti güneş gözlüğü takıyoruz böyle James Bond gibi. Bu ne lan? Evet ya arkadaşlar.
Merak etmeyin. Az sonra bütün bu sorunlardan kurtulacağız. Aşkım? Şükrü Efendi. Manitam mı, girlfriend mi? Ne oluyorsa işte elimizde. Fadıl abi. Ney? Manita derken? Konuş kız. Şükrü. Şükrü, bu adamların seninle bir işi varmış. Beni kaçırdılar Şükrü. Hadi kızım yeter hadi. Fazla konuşma hadi. Ne oluyor ya? Ulan bana bak. O Altan soytarısını da al. Kızın Çekmeköy'deki villasına gel. Yalnız gel, polis molis de falan getirme. Yoksa biliyorsun ne olacağını, ananı. Tamam abi, tamam. Hemen geliyoruz oraya. Yalnız bak, o kıza bir şey yapma abi. Onun bir günahı yok. Senin bütün mevzun bizde. Bak. Ne oluyor lan? Fadıl arayan. Nazan'ı kaçırmış oğlum, bizi çağırıyor. Vay şerefsiz oğlum, iki kuruşluk borç için böyle delikanlılık olur mu lan? Neredelermiş peki? Nazan'ın villadalarmış. Ben gidiyorum oğlum. Dur oğlum, nereye gidiyorsun ya? Oğlum, söz konusu Nazan'sa ben giderim Altan. Sen kalabilirsin kardeşim. Bak, bizim borcumuz yüzünden masum bir kızın canını yakacaklar Altan. Şükrü, anlasana, bizim borcumuzu gencecik kıza ödetmeye çalışıyor. Götoş oğlu, götoş. Tamam mı oğlum? Bak ne olursa olsun ben bu işi burada bitireceğim Altan. Ben Nazan'ı o herife bırakmam. Tamam, ben de geliyorum oğlum delikanlı gibi. Anca beraber, kanca beraber. Arkadaşlar, polisi falan mı arasak? Bakın ortalık giderek karışmaya başladı ama ha. Ya bir sus be Rıza. Siz bilirsiniz. İsmail Bey, takip edin beni. Oh. Bu taraftan, bu taraftan. Beni takip et diyorum. Kafana göre gitme. Zeyno, Altan, dur. Oğlum, bugüne kadar eğer bir hatam olduysa hakkını helal et kardeşim. Helal olsun oğlum. Gazamız mübarek gazamız olsun. Gazamız mübarek olsun. Şükrü, dur oğlum. Anla şunu. Ağzına burnuna girelim lan bunların. Hadi oğlum. Nazan! 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 İyi misin aşkım? Nerede kaldınız lan bitikler? Gözlerim yolda kaldı. Geldik abi, buradayız. Zaten nereye gideceğiz yani? Bak hop hop geldik. Sen bizi tanımamışsın Fadıl abi. Oğlum ne Fadıl'ı? Benim adım Cabbar. Cabbar, dallama Cabbar. Bu elinizdekiler ne sizin? Ha? Kendimizi korumak için abi. Hani bir köpek möpek çıkar. Hoş moş kış diyelim. Kış. Köpek möpek ne ima ediyorsun sen bakayım ha? Estağfurullah Cabbar abi, hani köpeğe diyorum ben hoş diye. Kış. Hadi bir deneme yapalım bakalım, kendinizi nasıl koruyorsunuz? Bismillah. Ha? Hadi bakalım. Ha? Şükrücüğüm gösterme yavrum, gösterme. Hadi bakalım. Abim! Ya Fadıl abi, aman! Cabbar abi, ya gözünü seveyim abi. Kızı bırak gitsin. Senin mevzun bizde abi. Ağlamayın lan karı gibi. Rıdvan! Buyur abi. Yağ getir oğlum. Dizel olandan mı abi? Dizel 40-50. Hemen abi. Ya oğlum, geri yağ geliyor ya. Ya Fadıl abi, bari kızın yanında yapma abi. Babacım benim, Şükrü haklı, kızın yanında olması bari abi. Bizim de kendimize göre bir şeklimiz var. Haysiyetimiz var abi ya. Cabbar, ne oluyor burada? Mümtaz, parayı getirdin mi? Mümtaz abi. Bunlar, bunlar. Hmm. Burada. Mümtaz abi geldi oğlum. Tamam abi, para. Kapat oğlum. Allah belanı versin Kürşat. Bu işin altından çıktığına inanamıyorum. Nazan. Senin hiç bir ilgisi yok hayatım. Bak, küçük bir emanetimiz var. Alıp sonra gideceğiz, tamam mı? Ben! Dokunma lan kıza, puşt! Çek olan cenabet ellerini, kapçık! Cabbar, kız gitsin, bizim bunlarla işimiz. Kızı çözün. Şükrü. Aşkım, gidelim oğlum. Gitmeyeceğim. Git hadi, ne olur git. Gitmeyeceğim. Bırakmayacağım git, Şükrü. Git oğlum, seni kızı at hadi. Evet. Tohumlar nerede? Ne bilelim abi, biz tohum falan bilmiyoruz lan. Nerede lan tohumlar ha? Bize perşembe pazarı kurnazlığı yapmayın lan. Mümtaz, ne iş çeviriyorsunuz siz? Mümtaz, gönder şunu. Bizi yalnız bırakır mısın Cabbar bunlarla? Hadi sen git. Tohumlar nerede? Bu tohum meselesi nedir Mümtaz? Bunları mı arıyorsunuz beyler? Rıza!
Hareket eden olursa yakarım bu tohumları, çek eline. Herkes odanın köşesine toplansın, hemen geç! Rıza! Dostum, anlaşabiliriz ha? Dostum mu oldum şimdi Kürşat? Senden dost, kediden post olmaz, onu anladık artık. Bana bak, ne istiyorsun o tohumlara karşı? Altan'la Şükrü istiyorum, yoksa... Aslan kardeşim benim de. Çöz şunları ya, hadi. Çözün onları. Çöz, çöz, çöz! Ay! İsmail. Cessene lan, bol varayım. Tamam, hadi. Ver poşetleri şimdi, he? İki şartım daha var. Ama bunun sizinle ilgisi yok. Birincisi, Fadıl'da, yani namı değer Cabbar'da çocukların senedi var. Bana bak Cabbar, doğru mu? Doğru. Onları yırtıp atacak, bu borç meselesi de kapanacak. Ay kardeşim, getirsene şu senetleri hadi. Senetleri getir oğlum. Çabuk. Yavaş. Sakın! O tohumlara bir şey olmasın lan. Ver Cabbar senetleri. Hadi, hadi ver. Mümtaz. Tamam Cabbar borç bende. Dur bir dakika Mümtaz. Bak, görüyorsun değil mi? Altan, senetler bunlar mı? Odur, odur, doğrudur. He? Borç morç kalmadı, tamam mı? Hadi, hadi. İkincisi de, geçenlerde hiç istemeden... Cabbar Bey'in adamlarını dövmek zorunda kaldım. Kendisine özür diliyorum hepinizin önünde. Bu konunun kapanmasını istiyorum ve sizden bunu rica ediyorum Cabbar Bey. Hadi. Hadi ama. Değil. Tohumları size vereceğim. Yalnız buradan sağ salim çıkmamızı garanti ediyorsunuz değil mi Mümtaz Bey? Tamam. Bırak gitsinler Cabbar. Tamam. Sizin garantinizde. Bismillahirrahmanirrahim. Şükrü. Gel kardeşim. Şükrü. Aşkım. Rıza bunların ne işi var burada? Anlatırım sonra. Hadi uzaklaşalım buradan. Uzaklaşalım abi. Abi. O ikisini satsam bunun bir tanesi. Ne ayaksınız lan siz? Hayırdır bir sevinç fırtınası doğru gidiyor beyler. Sen hala burada mısın ya Cabbar? Ne tohumu bunlar? Oğlum bunlar tohum ya yani... Anlatsana oğlum. Ya... Ne işe yarıyor bunlar? Fadıl'cığım, pardon Cabbar'cığım bak... Bunlar güzellik sanayinde kullanılıyor. Yani. Ya özel işlemden geçirilmiş doğumlar. Değeri ne bunun? Ya manevi değeri var be ya. Ne değeri? Ne tohumu bunlar? Cabbar, seninle böyle konuşmadık canım. Fiyatı ne onların? Manevi değeri var. 5 milyon. Dolar mı? Dolar. 5 milyon dolara ben hatıra ormanı dikerim. Ver lan tohumları. Yazıklar olsun sana. Ver şunları. Bir daha da boynuzdan büyük işlere karışmayın. Benim adım Cabbar, unutmayın. Hadi. Allah kahretsin. Aa, gitti. Şimdi tabii benim merak ettiğim şu. Siz bu tohumların peşinde değil miydiniz Chinese? Ha, peşindeydik. Ha. Abi, bizim yüzümüzden tohumları adamlara geri verdiniz değil mi? Kusura bakmayın oğlum. Tam değil. Orijinalleri hala bizde. Nasıl yani lan? Bizdekiler orijinaliydi. Mümtaz'a verdiklerimiz sahtesiydi. Çakallara bak. Vay sizi çakallar lan. Hepinizi Hong Kong'a bekleriz. Ne yapacağız oğlum biz senin pis King Kong'unda? Anlamadım. Şaka lan şaka lan. Oğlum ben de gireyim abi ne olur. Ne olur ben de gireyim abi. Ne olur bunu yapıyor. Ayağıma bir şey yapıyor bu. Alın bunu. Alın bunu. Oğlum ben de gireyim abi. Oğlum sana ihtiyacımız var kusura bakma gelmek istiyor. Neyse biz sakata gelmeden gidelim. Hadi geçmiş olsun. Allah'a emanet. Altan biz de gidelim oğlum hadi. Hadi oğlum ya. Arkadaşlar, veda vakti. Buraya kadarmış. Ne vedası oğlum? Nereye şimdi ya? Vallahi buralardan ayrılıyorum. Bodrum'a yerleşmeye karar verdim. Artık mesleğimi orada devam edeceğim. Abi ben değilim Bodrum abi. Sus lan. Sakın. Ya şimdi durup dururken Bodrum nereden çıktı be kardeşim? Oğlum kalsaydın bak beraber iş yaparız. Aman yok arkadaşlar. Ben günlerdir yaşadığım stresi ömrüm boyunca yaşamadım. Şimdi tatil zamanı. Tabii sen de haklısın. Şimdi yani bir insan bu kadar böyle tek seferde sopa yiyince şey oluyor tabii kaldıramıyor. Umarım bir gün bir yerde bir şekilde yine hep beraber oluruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.
İyi oğlum, sen bilirsin. Ol ol ol. Hop 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 hop, hiç öpmüyorum. Görüşürüz Rıza. Hanımefendi, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Ha, kimseye bulaşmayın ha, dikkat edin. Eyvallah. Altan. Hadi gidelim oğlum ya. Hadi. Anam. Çay söyle bakayım. Çeki, iki çay bir öğretmen kap gel. Lank, malları getir bakayım. Hassiktir. Siktir. Olamaz. Of, ay ne sıcak buralar. Ay ne güzel otelmiş böyle. Büyümin, çocuğa versene parasını. Bunların parası ne ki? Ne bileyim, kaç para vereceğiz ya? Ver işte bir şeyler. Bozuk da yok. Al üstünü getir. Üstünü getir, tamam mı? Üstünü ver, üstünü... Lan! 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 Seni resepsiyonda yakalar. 100 dolar aldı gidiyor. Ya şuradan bir şort mort çıkar, havuza girek. Ne sıcak memleket buraya. Of tamam tamam. Şu valizi açayım ben. Kendi sıcağımız yetmiyor gibi bir de bunu taktılar boynumuza. Kör beygire hamut geçirir gibi. Bobin! Yediş! Allah'ım şurada denizde boğulsa da ben yanık ısıtırsam ya. Ne bağırıyorsun ya? Oteli ayağa kaldırdın. Kimin bunlar Bumin? Kimin bunlar? Bunlar benim değil ha? Kimin bunlar? Bunlar benim değil. Ya, söyle kimin bana. Bunlar ya? Söyle kimin bunlar? Bak bak bak. Kırmızı pantolon bilmem ne falan filan. Kimin? Hemen cevap vereceksin ya, bana. Tamam mı? Tanrı da karıştı herhalde. Ne bileyim ne kimin? Bana bak. Yoksa sen başka bir kadınla buraya gelecektin de valizler mi karıştı ha? Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. İstanbul'a varır varmaz o tur operatörü denen yavşağın ağzına sıçacağım. Kimin lan bu valiz? Aktarmada karıştırdılar. CD mi kaldı, kaset mi kaldı? Anadolu'da o makaralara eşeklere yem diye veriyorlar. Abi eyvallah, tamam da şimdi hani internet güzel de hani bu CD'nin de kasetinin de bir alıcısı var yani. Ne yani? Oğlum, korsan yapmazsan kazanamazsın. Abinizi dinleyin. Yani hani eyvallah abi, korsan morsan diyorsun da hani bizim korsanla işimiz olmaz, anladın mı? Çok anladığımız mevzular değil yani. Ya Tanzer abi, sen İsmail'i hiç dinlemedin ki be abi. Biz dinledik, en az 5 tane hinti var abi. Manyak bir besteci. Elinden tut. Yok tamam, kes. İsmail. Heh. Bir oku bakayım evladım. Hadi oğlum dur, heyecan yapma. 3, 2, 1. Şakşaka tak taka, şakşaka tak. Geçti bu oğlum pazarı, şuraya şeyin iyi diye. Şakşaka tak taka, şuraya şeyin iyi diye. Şakşaka tak taka, şakşaka tak taka. Geçti bu oğlum pazarı, şuraya şeyin iyi diye. Kes, kes, tamam. Okey, ben beğendim. Şu kartımı vereyim sana. Unutma, beni ara, seni stüdyoya sokacağım. Eyvallah. Tamam mı? Abi aklına sokmayın şunu Allah aşkına ya. Boş dursana kız. Çocuğa kaset yapıyoruz, karıştırma çocuğun kafasını. Abi ne kaseti? Şarkıcı olmak istemiyor ki, ünlü olmak istiyor. 2 tane şarkı yaptı, kendini Tarkan zannediyor. Otobüse binmiyor, taksiden inmiyor beyefendi. Artı olsun kızım ben. Ben sana artistliği göstereceğim, hiç şişir insanları. Tosun yavrum, herkes işte Sibel. Tanzer abinin önünde be ya. Hadi Allah. Allah. Kusura bakma abi, deliler biraz. Ya neyse. Yalnız Tanzer abi, bende de bir parça var, yemin ediyorum 10 numara yani. Tam damardan at. Oğlum ya, ooo. Bir dakika be abi, slow bir parça. Hit olacak parça, yemin ediyorum. Tam damar yani ha. Hadi Şükrü. Başlıyorum abi. Kadere isyanım var, olmuyor diye. Aşkımı söyledim, duymuyor. Kes, kes. Tamam, senden bir bok olmaz oğlum. Eyvallah baba. Bak şimdi o zaman İsmail'i sevdin sen. Gel bir çayımızı iç. Sokacağım çayını her yerde. Çay, çay, çay. Nedir lan bu? Olur. Aa! Oğlum Tanzer abi de bizim tabletten almış lan. Bu bizim tablet. Oğlum ver şunu. Sizinki gibi çakma değil bu. Orijinal oğlum. İşimi görüyor her yerde. Doğrudur babacığım. O zaman görüşürüz Tanzer abim. Biz İsmail'i sana getireceğiz. Görüşürüz. Sağ olasın baba benim. Eyvallah. Lavaboya baktın.
Yemin ediyorum bütün dünyayı götünde taşıyor. Dallama. Şş, git tabloyu getir lan. Aa. Koş lan koş. Hadi bakayım. Bir koltuk altına vereyim. Gel. Haydi bakayım. Oğlum, Tanzer abi o şarkıyı beğenmedi ama var ya kesin ben single yapacağım ondan ha. Ya Şükrü oğlum bırak şimdi single'ı, bıngılı mıngılı işine bak. Sen kayınpederinden aldığımız borcu nasıl ödeyeceğiz onu düşün. Kim? Mümin Bey mi? Oğlum Mümin Bey'e borcu unutalı çok olmuştur be. Nah unutmuştur. Harbiden lan ne yapıyor bu Mümin Beyler? Neredeler şimdi? Altancım, hayatta zarları sallarsın, sonra ne gelirse Allah kerim. Ha, Mümin Bey'i sormuştun değil mi? Mesela şimdi bir zar atsak, bavuldan çıkan o tohumları bahçeye ekse, ya tutarsa hesabı. Sonra hop bir zar atsak, hiç yan yana gelmeyecek iki kişi sevgili olsa. Misal senin eski manita. Ha, bir zar sallasak, Kürşat Düşeş gelecek diye hayat boyu beklese. Mesela hep aynı zarı atsak, sürekli başladığımız yere geri dönsek. Mesela bir zar sallasak, Nazan iki ay sonra küçük bir Şükrü doğursa ne güzel olurdu ya. Allah ne verirse şükredeceksin. Fadıl abi, aman diyeyim. Fadıl abi zar tutar, istediği zarı da atar. Dikkatli olacaksın. Vay be, demek öyle. Ya birader. Vay anasın. Hadi bakayım at. At oğlum, ilk önce sen at. Ya at be oğlum. At oğlum, benim nazarım çıkıyor ya. At be oğlum. Hasan. Bir, iki, üç.